Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Kıymetli izleyenlerim, kainatın sahibi Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri her birimizi hem dünyası hem ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve istikamet üzere yaşamayı, Son nefesimizde imanı kamil ile emaneti teslim etmeyi her birimize nasip eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim etme şerefini her birimize nasip eylesin. Yaklaşan mübarek Kurban Bayramımızı ve Kurban Bayramı'nın makablindeki Aşr Zilhicce dediğimiz Zilhicce'nin ilk on gününün fezail ve kemalatı ile hepimiz hakkında Rabbim hayırlara vesile eylesin. En güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Bugünlerde ulvi bir görevini, vazifesini ifa etmek için Mekke'de, Medine'de bulunan hac vazifesini yap yapmakta olan ve yapacak olan kardeşlerimize Rabbim, vazifelerinde, ibadetlerinde üstün muvaffakiyetler ihsan ederek mebrur ve makbul haçlarla yuvalarına dönmelerini, çoluk çocuklarına kavuşmalarını nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bugün evvela Kurban Bayramı'nın 10. gününü teşkil ettiği Zilhicce'nin ilk 10 gününün fezail ve kemalatı ile ilgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen hadis-i şerifleri müzakere edeceğiz. Sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize faziletli gün ve gecelerden bahsetmiştir. Zaten biz faziletli gün ve geceleri mekan ve zamanları hep ondan öğrenmişizdir. Cuma gününün faziletini, mübarek gecelerin fezail ve kemalatını hep bundan öğrenmişizdir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin fazileti sarahaten beyan edilmiş ve bununla ilgili müstakil bir sure vardır. Senenin içerisinde iki tane on gün vardır. Aylar var, haftalar var, bir de günler var. İki tane on gün vardır ki dinimizde bu iki tane on gün önemlidir. Bu iki tane on günden birincisi, Ramazan-ı Şerif'in son 10 günüdür. Ay olarak Ramazan-ı Şerif çok değerli bir aydır. Fezail ve kemalatı bütün ayların üzerinde. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayına ayların sultanı diyoruz. Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde son 10 gün ise Ramazan-ı Şerif'ten daha değerlidir. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te her zamankinden daha fazla ibadete soyunur. Fezail ve kemalatı ile meşhur olduğu güzel vasıflarının en çok tecelli ettiği zaman Ramazan ayı olurdu. Cömert her zaman cömertti ama Ramazan ayındaki cömertliği diğerleriyle kıyas edilemezdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikleri ve güzellikleri doruk noktada Ramazan-ı Şerif'te zuhur bulurdu, kendisini gösterirdi. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde kendisini bütün dünyadan tecrid eder, camide itikafa kapanırdı. 10 gün evine gitmez, dışarıya çıkmaz, zaruri ihtiyaçların dışında dışarı çıkmaz, gece gündüz tabiri caizse 24 saat ibadete, itikafta, Cenab-ı Hakk'a yalvarmada vaktini değerlendirirdi. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz caminin içinde de olsa dışında da olsa, bütün vakitlerini ayık ve uyanık bir şekilde değerlendirir. Onun uyku hali de bizim uyku halimiz gibi değildir. Hadis-i şeriflerde bu kendisi tarafından beyan edilmiştir. Ama buna rağmen hem kendi hayatında ayrıca bize örnek olması bakımından Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü gelince farklı bir ibadet havasına girerdi. Zira Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü fezail ve kemalatı doruk noktada olan 10 gündür. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikaf dediğimiz bir ibadet Ali Sallallahu Aleyhi Efendimizden 10 gün itibariyle yani Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü şekliyle sünnet-i müekked olarak kalmıştır. Yani itikaf ibadeti daha önceden de vardı. İbrahim Aleyhisselam'a İsmail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak talimat verirken en tahira beyti li't-taifin ve'l-akifin benim evimi Beytimi, Beytullah'ı tavaf edenler ve itikaf edenler için tertemiz tutun buyurmuştur. Demek ki e, itikaf ibadeti İbrahim Aleyhisselam zamanında da önceki peygamberler döneminde de vardı. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde bu ibadeti gerçekleştirmenin sünneti müekkede oluşu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin talibiyle olmuştur, uygulamasıyla olmuştur. Bir de senenin içerisinde ikinci 10 gün vardır fezail ve kemalatı yüksek olan o da Zilhiccenin ilk 10 günüdür. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü içerisinde fazail ve kemalatında tartışma olmayacak bir gece vardır. Kadir gecesi. Zilhiccenin ilk 10 günü içerisinde de fazail ve kemalatı tartışılmayacak Arefe günü vardır. Demek ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün fazail ve kemalatında Kadir gecesi merkez noktayı oluşturur. Şeyde ise Zilhicce'nin ilk on gününde ise Fezail ve Kemalat'ta Arafa günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü merkezi oluşturur, fazilet merkezini oluşturur. Bakalım aleyhissalatü vesselam Efendimiz zilhicce'nin ilk on günüyle ilgili neler buyurmuş? i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ma min ayamin el amelu salihu fehinna ahabbu ila Allah min hadhihi el ayami el Şu 10 günde Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan ibadetlerden daha sevgilisi, salih amellerde daha sevgilisi yoktur Allah nezdinde. Yani her zaman yapılan salih amelleri Cenab-ı Hak sever ama bilhassa Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan ameli salihleri sevdiği kadar diğer zamanlarda yapılan amelleri sevmez. Yani bugünlerde yapılan sev ibadetlerin sevgisi, Mevlamızın vereceği fazilet diğer günlerde yapılanlardan daha fazladır. Fakalu ya Resulallah ve'l cehadu fi sabilillah. Bu şekilde Ali Aleyhissalatu vesselam efendimizin izahını duyan sahabe-i kiram ne anladılar? Bugünlerde yapılan bütün ameller bundan önce ve bundan sonra bu 10 günün dışında yapılacak bütün amellerden daha faziletlidir. Dediler ki ya Resulallah o zaman aklımıza bir soru takıldı. Nedir o? Bugünlerde zikretti, sadaka verdi, Kur'an okudu, namaz kıldı, oruç tuttu. Bunlardan elde edilen sevabı diğer günlerde yapacağı hiçbir amelle elde edemez. Anladık bundan. Peki diğer günlerde cihad etmiş olsa? Allah yolunda cihad etmiştir. O günlerde yapılan cihad, bugünlerde kılınan namaza, o günlerde yapılan cihad, bugünlerde tutulan oruca, o günlerde yapılan cihad, günlerde verilen sadakalara denk olmaz mı? Bugünlerde yapılan o cihattan da mı daha üstün olur dediler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Velel cihadu fi sebilillah." Bir insan Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapacağı halis muhlis ibadetlerden elde ettiği sevabı başka günlerde yapacağı cihattan elde edemez. O cihattan elde edeceği sevap bugünlerde elde edeceği oruçtan, namazdan, zikirden, sadakadan, hayır ve hasenattan elde edeceğine denk olmaz. günlerdeki daha fazla olur dedi ve ilave de yaptı. İlla bunun bir istisnası var. Raculun haraca bi nefsihi ve malihi felem yercu min zalike bi şeyin. Bir insan diğer günlerde cihada çıkmıştır ama cihada çıkarken bir malıyla çıkmış. iki canıyla çıkmış. 3 ve orada malını da tüketmiş, canını da tüketmiş, şehit olmuş savaştan geriye dönememiş. O insanın sevabı bugünlerde ibadet eden insanın sevabından elbette fazladır. Demek ki cihatta bir, malıyla çıkmış olacak. İki, canıyla çıkmış olacak. Üç, malını ve canını bu yolda feda etmiş olacak. Geriye gazi olarak dönmeyecek, orada şehit olacak. Bu insanın sevabı elbette doruk noktadadır. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetler namazıydı, orucuydu. İbadet diyebileceğimiz sağ taraftaki meleklerin yazacağı salih ameller çok sevaptır ama canıyla malıyla Allah yoluna çıkmış, cihada çıkmış, canın da malın da orada Allah'a teslim etmiş, halisen, muhlisen şehit olmuş olan insanın derecesiyle kıyaslanmaz buyurdu. Bundan şu anlaşılmış oluyor. Bir insan cihada çıkmıştır ama malıyla değil, başkasının malıyla çıkmıştır. Veya canıyla, malıyla çıkmıştır ama şehit olmadan geriye dönmüştür. Bir kısım malı ya kendi yanında kalmıştır. Z zaten canı da yanında kalmıştır. Elbette bu insan canıyla cihada çıkmış, cihat ibadetini gerçekleştirmiştir. Malıyla çıkmıştır. Bunların her birisinin küçülsenemeyecek fazail ve kemalatı vardır ama zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin sevabı bu tür cihatlardan elde edilecek olan sevaptan daha fazladır diyor Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ki bu hadis-i şerif Tirmizi'de, Bukhari ve Ebu Davud'da vardır. Kıymetli dostlar, sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine zilhiccinin ilk on günüyle ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ma min eyyamin ahabbe ila en yutabbede lehu fiha min ashr <laughs> zilhicce. Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılan ibadetlerden daha sevgilisi yoktur Allah'ın nezdinde. Her ibadeti Allah için olduktan sonra Cenab-ı Hak sever. Sever demek onun faziletini, mükafatını bol bol verir. Ancak zilhicce içerisinde yapılan ibadetlerin fezail ve kemalatını onlara vereceği mükafatı başkalarıyla kıyaslamaz. Daha çok verir, daha fazla verir. Cenab-ı Hak bu ibadeti böylesine ravaşlandırmış, kıymetlendirmiş, insanları bu ibadete teşvik etmiştir. Daha fazla ibadete teşvik etmiştir. Ya'dilu sıyamu kulli yevmin minha bi sıyamı senetin. Zilhiccenin ilk 10 on gününde 10. gün bayram günüdür o hariç. Zira bayram günü oruç tutulmaz, haramdır. Zilhiccenin 9 günü olmuş oluyor. 9 gününde tutulan her bir gün oruç bir yıllık oruca bedeldir. Normal zamanlarda bir oruç, bir günlük oruç, on oruç olarak kabul edilir. Çünkü Cenab-ı Hak men câe bil haseneti felehu aşru emthâliha. Bir iyilik yapana on katını verelim diyor. Ama burada ise bir günlük oruç, on günlük oruca bedel değil, belki bir senelik oruca bedeldir diyor. وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ Zilhicce'nin ilk on gününün gecelerini kıyam etmek, ibadetle geçirmek, her bir gecesini Kadir gecesinin ibadetine denk tutuyor. Hatta evet ya'dili diyor. Ya'dili kıyamu kulli leyletin minha bi kıyami leyletil kadri. Bu günlerin gecelerinde kıyam etmek yani ibadetle değerlendirmek o kadar faziletlidir ki tıpkı Kadir gecesini ihya etmeye denktir diyor. Tabi burada şöyle bir noktada vardır. Kadir Gecesi işte 27'si midir, 25'i midir, 23 müdür? Bunda en azından tereddüt vardır. O da olabilir, o da olabilir. Her iki ihtimal veya diğer ihtimaller de vardır. Ancak Zilhicce'nin birinci gününde ihtilaf olabilir. Yani mesela önümüzdeki pazartesi mi, salı mı? Eğer 29'da bitiyorsa Zilkade, pazartesi Zilhicce'nin biridir. Eğer 30'da bitiyorsa salı günü Zilhicce'nin biridir. Bu kararı Arabistan'da ve hilal ile ayı tespit edenlerde ne zaman veriyorlar? 29'undan sonra veriyorlar. Yani ay çıkmıyorsa, yeni ay çıkmışsa ayın biri diyorlar. Evet yeni ay çıkmıyorsa ay 30 diyorlar. Yani sadece birinci gününde ihtilaf olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da sıkıntı yoktur. Yani Kadir Gecesi'ni ihya ettiğim dediğin gece kafada bir soru kalıyor. Acaba bu gece Kadir Gecesi miydi diye. Ama zilhiccenin ilk on gününün gecelerinde böyle bir sıkıntı yoktur. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de rivayet edilmiştir. Ayrıca İmam Mücahid'den rivayet edildiğine göre o şöyle buyuruyor. "Leysa yawmun a'zam 'indallah min yawmil cuma, cuma günü Allah nezdinde günlerin en üstünü, en değerlisidir. Leysel aşr zilhiccenin ilk 10 günü müstesna. Yani senenin 355 günü içerisinde en değerli gün hangisidir? Cuma günüdür. Cuma günü günlerin efendisidir. Ancak zilhiccenin ilk 10 günü bundan hariçtir. Fe innel amele fiha ya'dilu amele senetin. Çünkü bu günlerde yapılan bir ibadet, yani zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan ibadet, bir senelik ibadete denk olur bir günlük ibadet, bir senelik ibadete, bir oruç, bir senelik oruca denk olur diyor. Letaiful Ma'arif'te bu hadis-i şerif nakledilmektedir. Kıymetli izleyenlerim, sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine i̇bn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilen bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Mamin min eyyâmin Afzal indallahi ve lel amel fihin ahabb ila Allah azza ve celle min hadi el Yani gün olarak baktığımız zaman Zilhicce'nin 10 gününden. Amel olarak baktığımız zaman Zilhicce'nin ilk 10 günde yapılan amellerden daha kıymetlisi, daha değerlisi Allah nezdinde yoktur. Cenab-ı Hak senenin içerisinde yapılan bütün ibadetlere ve senin içerisinde geçen bütün günlere nazar buyurduğunda en değerli olarak Zilhiccenin ilk 10 gününü efendim ibadet olarak da amel olarak da bugünlerde yapılan ibadetleri kabul etmektedir. Peki bugünlerde ne yapılmalı? Yani Zilhiccenin ilk 10 günü fazail ve kemalatı böylesine yüce olduğuna göre neler yapmalıyız? Bu konuda da bu hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Fezkiru fihi minet tehlil ve tekbir. <laughs> bu günlerde tehlil ve tekbiri çoğaltın. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber. Biz buna La İlahe İllallah'a tehlil diyoruz. Allahu Ekber'e de tekbir diyoruz. Fe fihi fihinne minet tehlili ve tekbir. Fe çünkü bugünler eyyamu tehlili ve tekbiri ve zikrillah. Bugünler tehlil, tekbir ve Allah'ı zikir günleridir. Yani kıymetli izleyenlerim, malum haliniz olduğu veç dünyanın her tarafından insanların akın akın gittikleri haç mevsimi için gittikleri o haç yolculuğunda telbiyelerle bey, Allahümme Lebbeyk Lebbeyk la şerike leke Lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek bu telbiye bunun dışında La ilahe illallah ve la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumitü ve kulli şeyin kadir. Veya tehliller, tekbirler, salavat-ı şerifeler, zikirler, tesbihler. Yani yola çıkan hacı efendiler hele mikat mahallinden sonra Kabe-i Muazzama'yı ziyarete gidinceye kadar yüksek sesle erkekler, kadınlar da alçak sesle zikre devam ederler. Yüz binlerce insanın o zikri arşı titretiyor. Zikir günleri bu günler. Ameli salih günleri bugünler. Yüz binler bir araya gelmiş. Milyonlar bir araya gelmiş. Aynı etraf, Kabe'nin etrafında dönüyorlar. Aynı Allah'a beraberce yalvarıyorlar. Duaları birbirine yakın, yalvarışları birbirine yakın. Mekke'de böyle, o mukaddes topraklara böyle, topraklarda böyle de diğer yerlerde çok farklı değildir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri Habibi vasıtasıyla oradaki insanlar zaten bu zikir ve tehlilleri mecburen yapıyorlar. Uzaktaki bizlere de bu günler önemli günlerdir. Kardeşleriniz Mekke'de, Kabe yolunda, ibadet yolunda, Mine'de, Müzdelife'de, Arafat'ta yalvarıp yakarırken siz de memleketinizde, evinizde, iş yerinizde, bağınızda, bahçenizde bu zikirlerle meşgul olursanız senenin içerisinde diğer günlerde vermediğim mükafatı size vereceğim diyor. Haçta olmayan insanları da tehlillerle, tekbirlerle, zikirlerle bu günlerimizi değerlendirmeyi bizlere talim buyuruyor yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Habibi vasıtasıyla. Ve inne يَوْمٍ yevmin minha صِيَامَ siyame senetin bugün de bugünlerde yani ilk 10 gününde ki 10. gün hariçtir bundan daima 9 gün yapmış kalmış oluyor. Bu 9 e, gün içerisinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde bir gün oruç tutmak bir senelik oruca bedeldir. Vel amele fihinne yudha'afu seb'amiyeti Bugünlerde yapılan amel on katı değil, yedi yüz katı artırılır diyor. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiş olduğu hadis-i şerifte. Kıymetli izleyenlerim, Aleyhissalatu vesselam efendimizden la tutfiu surucekum leyaliyel ashri tu'cibuhu'l ibade buyurmuşlardır. Yani la tutfi surucekum leyaliyel ashri. Zilhicce'nin ilk 10 günde gece lambalarınızı söndürmeyin. Tu'cibuhu'l ibade. Yani Aleyhissalatu vesselam efendimiz burada söndürmeyin de neyi kastediyor? Yani o gecelerinizi ibadetle geçirin demektir. Yani gece sabaha kadar yatmayın, kalkın, ışığınızı yakın, ibadetle meşgul olun demektir. Demek ki zilhicce geceleriyle beraber imha edilmemesi, boşa geçirilmemesi gereken gecelerdir, vakitlerdir kıymetli izleyenlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Ümmü Seleme annemiz veya Hafsa annemiz radıyallahu anhüma rivayet ederler. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yasûmu tis'a zilhicce ve yevme aşura. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Zilhicce'nin dokuz gününü oruç tutarmış. Onuncu gün bayramdır tutulmaz. Bir de aşura gününü ayrıca Muharrem'in onuna aşura günü oruç tutardı. Bu hadis-i şerifte Ebu Davud'de Nese'yi ve Ahmet İbni Hanbel'de vardır. Yine bu konuda İbn Abbas radıyallahu anhümanın bizlere naklettiği اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اِجِتِهَدَ ijtihadan hatta ma yekadu yaqdiru yuqdaru alayhi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 10 günü geldiği zaman o kadar ibadet ederdi, o kadar ibadet ederdi ki gerçekten başkası o ibadete gücü yetmezdi. O kadar kendisini ibadete kaptırırdı. La tutfu usurecek surucek el yaliyel aşri tu'cibuhu ibade. Yine Ali sallallahu efendimiz efendim bu gecelerde lambalarınızı söndürmeyin. Yani sabaha kadar yatmayın gece ibadet edin diye tavsiyede bulunmuştur. Kıymetli izleyenlerim, Ümmü Seleme radıyallahu anha annemiz der ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men ra'a edil hicce ve arade en yudahiyye felâ yâhudenne min ve min Bu hadis-i şerif Tirmizi'de de nakledilmiştir. Burada bir görevden bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Zilhicce girdi. Zilhicce'nin ayını gördünüz. Zilhicce 1 iki başladı. Eğer siz kurban kesecekseniz, kurban kesmekle sorumlu ve yükümlü olan bir insan iseniz, Zilhicce'nin birinden itibaren kendi kıllarınızdan ve tırnaklarınızdan almayın diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Elbette bu bir haram yasak değildir. Yani fıkıh kriterlere baktığımız zaman bunu haram demiyorlar. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle tavsiyesi vardır. Zilhicce'nin birinden itibaren 10. günü kurban kesinceye kadar tırnaklarımızı daha önceden hazırlayacağız. Bu 10 günde tırnaklarımıza dokunmayacağız. Vücudumuzda temizlememiz gereken kıllarımızı daha önce temizlemiş olacağız. Bu 10 günde kıllarımıza dokunmayacağız. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de vardır. وَفِي رِوَيَةٍ لِمُسْلِمٍ İmam müslim rivayetinde şu vardır. اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُضَحِيَّ Zilhiccenin 10 günü girdiğinde ve sizden biriniz kurban kesmeye kararlı olduğunda feleyemez min şarihi ve beşeri şey'en. Yani kıllarından bir şey almasın, tırnaklarından bir şey almasın. Tırnaklarını kısaltmasın ifadesi de vardır. Yine buradaki 10 günden maksat Hazreti Cabir radıyallahu anh efendimiz diyor ki el eşru eşru Yani Kurban Bayramı'nın 10 günleridir. Yani Zilhiccenin ilk 10 günüdür. Şimdi kıymetli izleyenlerim bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Zilhicce'nin ilk 10 günü geldiğinde daha önceden hazırlığımızı yaparak kurban kesecek insanlara hastır bu. Kurban kesecek olan insanlar bu vücut temizliklerini 10 gün sonra kurban kestikten sonra yapmalıdır. Yine bu konuda اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِيَ فَلَا min مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا Müslim Nesey ve İbn Mace'de rivayet edilen hadis-i şerifte Zilhicce'nin ilk onu gel geldiği zaman fela yahudanna almasın fela yemesse min yani kendi bedeninin kıllarından saçıydı, sakalıydı, bıyığıydı, koltuk altıydı. Bunlardan bir şey almasın efendim. Ne zamana kadar? Kurban kesinceye kadar. Peki bunun bundan maksat nedir? Neden alınmayacak dendiği zaman Bel yubqihi li al mağfira wal itk min al nar <laughs> jamia ajzaihi. Fi innu yufru bi min demiha. Kurban kesildiği zaman Allah için kurban kesildiği zaman kurban kurbandan akan ilk damlayla o insanın bütün günahları mağfiret edilir, bağışlanır müjdesi vardır. Dolayısıyla o tırnaklar ve vücuttaki kıllarda bu olaya şahit olurlarsa, yani kurban kesilirken hazır ve nazır olursa, bu müjde bütün vücudun eczasına yayıldığı için parmak tırnaklarımız da kıllarımız da buna şahit olarak vücudumuzdan ayrılmış olacaklar diyor. Bazıları efendim ihramda olan insanlar, haçta ihramda olan insanlar tırnaklarını kesmezler, kıl temizliği yapmazlar. Onlara benzemek içindir deseler de o zaman ihramın diğer yasakları da yasak olması lazımdı. Oysa ihramın diğer yasakları yasak değildir en e, makul yaklaşım budur. Kıymetli izleyenlerim bu konuda şöyle bir özet yaparak Zilhicce'nin ilk 10 günüyle ilgili toparlama yapmış olayım. Senenin içerisinde iki tane önemli 10 gün vardır dedik. Birisi Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü, birisi de Zilhicce'nin son 10 günüdür dedik. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde faziletin merkezi efendim Kadir gecesinden kaynaklanıyor. Zilhicce'nin ilk 10 gününde de Arafa gününden kaynaklanıyor. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman bazı hadis-i şeriflere baktığımız zaman Zilhicce'nin ilk 10 günü Ramazan-ı Şerif'in son 10 günden daha faziletli gözüküyor. Bazı alimler Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü, bazı alimler Zilhicce'nin o ilk 10 gününü daha faziletli söylemişlerdir. Tabi bunların her birisi delillere dayanarak söylemişlerdir. Fakat ortayı bulan, işi iyi değerlendiren alimler demişlerdir ki aslında olay şudur. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi, son 10 günü geceleriyle beraber üstündür. Zilhicce'nin ilk 10 günü gündüzleriyle beraber üstündür. Yani gündüz yönüne bakıldığı zaman Zilhicce'nin ilk 10 günü, gece yönüne bakıldığı zaman Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi 10 günü daha değerlidir. Demek birisi gecesiyle birisi gündüzüyle daha faziletlidir. Sonuçta şöyle bir şey çıkmış oluyor. Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü ile Zilhicce'nin ilk 10 günü senenin içerisinde en değerli iki tane 10 gündür. Rabbimize şükürler olsun ki bu günlerin fazail ve kemalatını kendisi tayin buyurmuştur. Habibiler de bizlere duyurmuştur. Burada kazanan biziz, Cenab-ı Hak değildir. Bizim yapacağımız ibadetlerle biz kazanmış olacağız az ibadet yapacağız, çok mükafat alacağız. Kim verecek mükafatı? Allah verecek. Bizim yaptığımız ibadetlerden Cenab-ı Hakk'ın efendim faydalanması söz konusu değildir. Bir de kıymetli dinleyenlerim ve sevgili izleyenlerim, Arafa günü tutulacak olan oruç diğer oruçlardan çok daha farklıdır. Yani 9 gün Zilhicce'nin 9 günü oruç vardır. Ama bilhassa özellikle Arafa günü orucu diğerlerinin hepsine bedeldir. Ancak bu haç mevsiminde haç için Arafa'da çıkmayanlarla alakalıdır Arafa günü orucu. Dolayısıyla haçta olmayan kardeşlerimizin bu 10 gününün 9 gününü oruç tutmalarını tavsiye ederiz. Sırayla başından sonuna kadar tutabilirler. Ara ara tutabilirler. Kim ne kadar fazla tutarsa mükafatı o kadar fazla olur. Ama özellikle haçta olmayan kardeşlerimizin Arafa günü oruçla geçirmelerini o fazileti elde etmelerini tavsiye ederiz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in bu yönde tavsiyesi vardır. Şimdi e, kıymetli izleyenlerim neden e, haçta olan insan Araf Arafa günü e, oruç tutması tavsiye edilmiyor? Hatta kerahat vardır deniyor. Çünkü haçta olan kardeşlerimizin en önemli görevleri Arafa günü, Arafa vakfası ve Arafa gününü takip eden gece ve sabahında olacaktır. Dolayısıyla bu ibadetleri rahatlıkla yerine getirebilmesi için zinde bir vücuda, dinlenmiş bir vücuda ihtiyaç vardır. Onun için o insan, o kardeşimiz vakfe yapacaktır, dua yapacaktır, mineye, müzdelifeye, müzdelife vakfesine hazırlık yapacaktır, yola girecektir, kendisini hazırlaması gerekmektedir. Yüce Rabbim bu on günü en güzel şekilde değerlendirmeyi, kazasız belasız vazifelerimizi tamamlayarak amel defterimize top dolu bir aşırı zilhicceyi yerleştirmeyi her birimize nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir aradan sonra devam edeceğiz. <laughs> Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sevgililer, sevgilisi Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izinden bilinçli bir şekilde yürümeyi, onun sünnetini ihya etmeyi Faziletli gün ve gecelerin faziletlerinden hakkıyla istifade edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bu dersimizde Kurban Bayramı'nda kesilmesi vacip olan, zenginlere kesilmesi vacip olan, bazı mezheplerde de sünnet olan kurbanın kesilmesi ile ilgili Ali salatü vesselam efendimizden bizlere intikal eden hadisi şeriflerin müzakeresini yapmış olacağız. Ne güzel dinimiz var, ne güzel dinimiz var, ne güzel peygamberimiz var. Rabbim takdir edip şükrünü eda etmeyi her birimize nasip eylesin. Kurban ibadeti öyle güzel bir ibadet, öyle mükemmel bir ibadet ki neler neler kimler kimler istifade ediyor. Normalde kesilen kurbanın etini adak kurbanı gibi değil, mutlaka başkasına vereceksin kaydı yok. Tamamen bu eti aile içerisinde kendimizin tüketmesi mümkün olduğu halde kurban ibadeti sayesinde çok uzak bölgelerde, fakir ülkelerde milyonlarca insan istifade ediyor kurban ibadetinden. Gerçekten Türkiye'den ve zengin İslam ülkelerinden veya batılı ülkelerde zengin olan Müslümanlardan Dünyanın her tarafına Kurban Bayramı'nda bilfil et gitmiş oluyor. Yani kurban ibadeti ancak kesilmekle gerçekleşen bir ibadettir. Kurban parasını biz sadaka olarak bir fakire versek asla kurbanın yerine geçmez. Sadakanın karşılığı ayrıdır. Burada Allah için ihrakud dem dediğimiz kan akıtma olayı vardır. Yani kurbanda asıl ibadet neresidir? Asıl ibadet Allah için ...kan akıtılmış olmasıdır. Orada Allah için kana akıtılmış olması... ...kim bilir dünyada... ...nice akıtılacak... ...bela ve musibet olarak... ...akıtılacak olan kanlara sadaka olur. Onları durdurur. Onların önünde set olur. Bunu Allah bilir Celle Celaluhu. Ancak kurban ibadetinde esas olan... ...ihra dediğimiz kan akıtılması. Allah için, Allah rızası için... ...akıtılmış olmasıdır. İyi ki bu böyledir. Böyle olduğu için ne oluyor birçok fakir insanlara, ülkelere direkt gıda olarak et gitmiş oluyor. Oralarda kurbanlar kesiliyor, insanlara dağıtılıyor. Dolayısıyla aileler, fakir aileler, yüzlerce, binlerce, yüz binlerce insan kurban bayramının etinden istifade ediyor. Bu bakımdan kurban ibadeti başlı başına büyük bir ibadettir. Hatta ciddi de bir sektördür. O kadar bereketli bir ibadettir ki kurbandan kurbanı besleyen kazanıyor. Yemci kazanıyor, fabrika kazanıyor, nakliyeci kazanıyor, kesici kazanıyor, derici kazanıyor, tuzcu kazanıyor. Kazanmayan yok ki. Kesen zaten kazanıyor. Yani büyük bir sektör bu. Bu sektörün içerisinde niceleri kurbandan bereketleniyor, istifade ediyor. Ve herkes de memnun. Kurban ibadetini yerine getiren cebinden para çıkıyor ama memnundur, mutludur kurbanımı kestim diyor. Nakliyeci de memnundur taşıdığım paramı aldım diye. Kesici de memnundur çalıştığım para aldım diye. Derici de hepsi memnundur. Bu ibadetin bereketidir. Bir ibadet kurban ibadeti ama milyonlarca insan, milyonlarca fakir yakında ve uzakta bundan istifade ediyorlar. Rabbimiz ne eylerse güzel eyler. İyi ki kurbanı emretmiştir. Habibi vasıtası, vasıtasıyla bizlere duyurmuştur. İyi ki bazı müşterilerimiz kurban vaciptir demişlerdir. Peki bakalım hadis-i şeriflerde neler vardır? Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anhanın anlattığına göre, naklettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ma min ma amile ademi min amelin yevmen nehri ehabbe Allah min ihraq mi. Kurban bayramı günü. Birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gündür. Dördüncü gün Şafii mezhebinde kurban kesilebilir. Ama kesin olarak bir, iki, üç. Üçüncü gün şübeli, dördüncü gün şübelidir. Şübelidir dediğimiz bazı alimlere göre oluyor, bazılarına göre olmuyor. Kurban günlerinde yapılacak olan ameller vardır, namaz vardır, kurban vardır, akraba vardır. Yani var ibadetler, ameller vardır. Bu günlerde yapılan ameller içerisinde ihra demden daha faziletlisi, sevgilisi yoktur. Yani Allah için kesilen kurban var ya, o günlerin tab tabiri caizse, ee, paşası odur. İbadetlerde seyyidi efendisi odur. O günlerde yapılacak zaten farklı ibadet odur, kurbandır. O kendisini gösterecek. Nasıl ki Ramazan-ı Şerifinde oruç, kurbanda da, kurban bayramında da kurban olacaktır. Peki, وَاِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي فَرْشِهِ بِقُرُونِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَضْلَافِهَا Allah için kesilen kurban, yarın ahirette boynuzlarıyla, kıllarıyla, tırnaklarıyla beraber gelecek. Yani bizim parça parça sağa sola attığımız ne olursa olsun o hayvan yarın ahirette boynuzlarıyla, kıllarıyla, yünleriyle, tüyleriyle, tırnaklarıyla beraber gelecek. Ne demek gelecek? Yani o şekilde teraziye konacak ve tartılacak. Ve inne deme le yaqa'u min Allah bi makanin qabla en yaq'a min al Allah için kurbanı boğazlıyoruz. Kurbanı boğazlar boğazamaz, ondan kan akıyor. Kan yere düşmeden önce Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretlerinin kabulüne düşmüş olur. Ve innet deme le yeka'u minallahi bi Allah Celle ve Ala Hazretleri nezdinde öyle bir noktaya kabul edilir ki kabl en yeka'u minel yere düşmeden önce. Kan yerinden fırlar fırlamaz yere düşmeden Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse değerlendirdiği bir yerde olur. Yani Cenab-ı Hak ona değer verir, ibadetini kabul eder, mükafatını yağdırır. Fatih bu biha nefsen öyleyse kurbanı gönül rahatlığıyla kesin. Yani şu kadar para çıktı benden, bu kadar zahmet oldu deyip üzülmeyin. Belki gönül rahatlığıyla onun günahlarınıza kefaret olacağını düşünün. Amel defterinizi gıcır gıcır tertemiz yapacağını düşünün. Bu motivasyonla beraber iyi ki Allah için, Allah rızası için kurban kestim.'' deyin. Fatip bu nefsen, gönül huzuru içerisinde seve seve bu işi yapın diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadis-i şeriflerde ki Tirmizi bunu bizlere naklediyor. Ennehu qala el zıhiyetu li sahibiha bi kulli şa'ratin hasenetun. Yani kurban deyip geçmemek lazım. Kesilen o kurbanın sadece boğazı hesap edilmiyor. O hayvanın üzerindeki kıllar hesap ediliyor. O hayvanı biz Allah için kesip feda edince üzerindeki her kılı da kestik feda ettik demektir. Yani adeta o kıllar sayısınca hasene ve ibadet gerçekleştirmiş oluyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadelerinden böyle anlaşılıyor. Ne güzel mutluluk değil mi? Yani bir hayvanı boğazlıyoruz veya boğazlatıyoruz, kesiyoruz veya kestiriyoruz Allah için, Allah rızası için. Cenab-ı Hak bize o kadar mükafat veriyor ki o hayvanın kıllarının sayısını biz bilmeyiz. Ama Allah bilir Celle Celaluhu. O kılların sayısınca bizim mükafatımızı artırıyor. Evet. Bir başka hadis-i şeriflerinde bu Davud Zeyd ibn Erkam'dan bahsediyor, naklediyor. Kale, kale ashabu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı dediler ki, Ya Resulallah, ma hadihil adahi, şu kurban bayramında kestiğimiz kurbanların manzarası nedir? Bu neyin nesidir? Kale, sünnetu ebiküm İbrahim salavatullahi aleyhi ve selamu. Babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. İbrahim aleyhisselam da oğlunun kurbanı macerasında, İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlığı macerasında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Çok değerli bir kurban ona feda ettik diyor. Ve İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'ın yerine efendim Allah tarafından feda edilmiş olan kurbanı kesiyor. O günden bugüne kadar kurban kesmek, ibadet olarak ihrakü dem dediğimiz boğazlayıp kan akıtmak ibadet olarak bizlere gelmiştir. Bizim kurban bayramlarında kestiğimiz kurbanın aslı esası nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi neticesinde, kurban etmeye kalkışması neticesinde Cenab-ı Hakk'ın ona ikram ettiği kurbandır. Onu onun yerine kesmiştir ve artık hayvanı kurban olarak kesmek ondan bize kadar intikale de gelmiştir. قالوا dediler ki female nafiha fiha ya resulullah Peki biz kurbanı kestik, hayvanı boğazladık Allah için. Bizim bunda menfaatimiz ne, karımız ne? Fazileti nedir bu işin? Qale bi kulli sha'ratin min as-sufi hasenatun. Qale fas-suf qale bi kulli sha'ratin min as-sufi hasenatun. Yani koyunun yünleri var ya, bu yünlerden her birisi için, her bir kıl için adeta bir hasene bir iyilik yapmış gibi şaşırdılar. Yani her gün, her kıldan dolayı mı? Evet, her gün, her kıldan dolayı bir hasene yazılmış, gerçekleştirmiş olursunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en küçük kuzusundan kurban olmaya elverişli 6-7 aylık bir koyun düşünün. En küçüğünden düşündüğün zaman bizim sayamayacağımız kadar üzerinde kıllar vardır. Ve dolayısıyla biz böyle bir hayvanı boğazladığımız zaman üzerindeki kıllar sayısınca bize mükafat vereceğini Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vermektedir. E büyük baş olduğu zaman efendim tosun olduğu zaman inek olduğu zaman deve olduğu zaman bu rakamlar daha da artmış olabilir. Sonuçta biz kurbanı kesiyoruz, etinden yiyoruz, fakirlere, komşulara dağıtıyoruz, kendimiz de istifade ediyoruz ama asıl istifademiz bizim onu Allah için kesmek neticesinde elde ettiğimiz mükafattır. Yüce Rabbim her birimizi bu mükafatı en güzel şekilde değerlendirenlerden elesin. Bazılarının aklına şu gelebilir. Koyun normal, tamam doğru söylüyorsunuz ama bir tosunda, bir inekte yedi tane ortak vardır. Yani Allahu Teala'nın fazlu kereminin sınırı yoktur. Bu konuda ayrı bir açıklama söz konusu değildir. Ama sonuç itibariyle bir koyunda bulunandan çok daha fazlası bir sığırın üzerinde kıl olarak vardır. Allah Celle ve Ala Hazretleri hiçbir zaman kulunu mahşup etmez. Sen niyetinle, halis niyetinle söyleneni yap, mükafatını bekle. Vallahu yudaifu limen yesha, Cenab-ı Hak dilediğine kat kat daha fazlasını verir. Kendisi öyle buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı ile ilgili şöyle buyurmuşlardır. Ma amile ademi yun fi hadel yevmi afdal min demin yuhraq. Bugün de yapılacak ameller içerisinde fazileti mükafatı doruk noktada olan Allah için akıtılacak olan kandır. Demek ki bugünlerde yapılacak olan bugün kurban günlerinde Yapılacak olan ameller içerisinde fazileti en yüksek olan Allah için akıttan kandır. İlla en yekûne rahimen tuğsal. Bir istisna yapıyor. Bu da enteresandır ve önemlidir. Ancak bugünlerde yapılan bir farklı amel vardır. Onun mükafatı bundan aşağı değildir diyor. O da nedir? Sıla-i rahim. Kurban ibadeti vaciptir. Bazıları sünnettir diyor. Ama normalde sıla-i rahim farzdır. Kurban bayramında bayram günlerinde yapılacak olan ameller içerisinde sıla-i rahim varsa onun mükafatı kurbandan daha fazla olabilir. Onun dışında mükafatı kurbandan daha fazla olan bir ibadet yoktur diyor Ali sallallahu efendimiz. Sıla-i rahim de kurbanda unutulmaması, ihmal edilmemesi gereken önemli bir görevdir kıymetli izleyenlerim. Genelde biz insanlar kurban kesme işine daldırdığımız için Sıla-i Rahim'i ihmal etmiş olabiliyoruz. Akraba ziyaretlerini ve akraba ilgilerini ihmal etmiş olabiliyoruz. Bu hadis-i şerifte gördüğümüz gibi aslında Sıla-i Rahim akraba bağları ve onlara karşı olan vazifelerimizi yerine getirmek mükafat bakımından kurban kesmekten daha geride değildir. Hele annemizin, babamızın, aile büyüklerimizin bizim tarafımızdan bugünlerde göreceği ilgi fevkalade takdiri şayandır. Tam tersi kurban bayramı günlerinde bayram günlerinde biz annemizi babamızı ihmal eder, sıla rahim yapmazsak diğer akrabalarımızda yani ikinci derecede, üçüncü derecede sıla rahim yapmazsak büyük bir açık olur. Bu açığı kurban kapatmaz. Kurban ancak kendi açığını kapatır. Sıla-i rahim açığını ancak sıla rahim kapatır. Yani sıla-i rahimi aksattığımız zaman bunun açığını ancak sıla-i rahim yapmakla telafi edebiliriz. Kıymetli izleyenlerim, sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh efendimizin naklettiğine göre şöyle buyurmuşlardır. Ya Fatimetu kumi ila ulhiyetiki feşhediha. Ey Fatıma kızım, kalk kurbanın kesileceğinde görebileceğin bir yerdesin. Kalk kurbanı kesilirken sen de orada şahit ve hazır ol. Gör kurbanın kesildiğini. Demek ki bir insan kurbanın kesildiği yerde ise onu görmesi ayrı bir tavsiyedir. Ama vekalet verilmiş uzakta kesiliyorsa orada bulunamaz zaten. Sadece oradan telefonla haber, haber alır kurbanın kesildi diye işte şükür için kardeşlerimiz namaz kılmaya alışmışlardır. Kurbanı kesildi. Kerahat vakti değilse iki rekat şükür namazı kılmış olur. Evet, Kur'an Kurban ibadetinin de tamamlandığının mutluluğunu yaşamış olur aldığı bilgiyle, telefon haberiyle. Ancak kurban kesilen yerdeysek biz vekaletle uzak bir yerde kestirmiyoruz. Kurban kesilirken orada bulunmamızı tavsiye ediyor. Hatta Fatıma annemiz radıyallahu anhaya tavsiye ediyor. Gel diyor kurbanın kesilirken başında bekle diyor o kan akıtılmasını sen de seyret diyor. Fe inne leki bi evveli katratin takturu min demiha en yufara leki ma selefe min dunubiki kurban kesildiğinde akan ilk damla ile beraber geçmişteki günahların tamamı silinecektir. Dolayısıyla böyle bir manzaraya sen de şahit ol. Hayvan boğazlandı, Boynundan kan akıyor. Yere düşmeden senin günahlarını Allah siliyor. Bu mutluluğu yaşaman için git. Kurbanın kesildiği yere yakınsan görme şansın varsa kurbanını kendi gözünle beraber gör. Bu mutluluğu yaşa diyor. Kalis Ya Resulullah, elena khaasaten ehlelbeyt evlenha vel Bu fazail ve kemalat sadece biz ehli beyte mi ait? Peygamber ne sallallahu aleyhi ve sellem sülalesine mi ait? Yoksa bütün Müslümanlarla ilgili midir? Yani kesilen hayvanın deri, kılları karşılığında mükafatın verilmesi, efendim, üstün mükafatların dağıtılması, acaba e, geçmiş günahların tamamının silinmiş olması bize mi aittir yoksa ümmeti Muhammed'den herkese mi aittir? diye sormuş Hazreti Fatıma annemiz. Radıyallahu Anh'a. Evet. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bellene velil müslimin. Hem bizim aileye hem de bütün Müslümanlara. Özellikle bize, genelde bütün Müslümanlara aittir. Dolayısıyla Müslümanlardan bir insan kurban bayramında, kurbanını kestiğinde ilk damlayla beraber geçmiş günahlarını silinip gider. Her kılına karşı bir hasene gerçekleşmiş olur. Bu hadis-i şerifi şu lafızla da nakletmişlerdir. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Ya Fatıma, kumi feşhedi udhiyetik." Ey Fatıma, kalk kurbanın da hazır ol. Fe inne leki bi evveli katratin takturu min demiha mağfireten li kulli damin. Damlayan ilk damla ile senin bütün günahların bağışlanmasına vesile olmak söz konusudur. Ama innehu yuja'u bi lahmiha ve damiha tuza'u fi mizanik. Yani yarın senin bugün dünyada kestiğin kurban etiyle, kanıyla, her şeyle beraber gelecek, senin mizanına konacak. Seb'ine da'fen, yetmiş kat olarak kestiğin bir koyun, yetmiş büyüklüğünde senin mizanına konuşma, konuş, konulmuş olacak. Kal Ebu Sa'idin, Ebu Sa'id ile Hudri radıyallahu anh Efendimiz dediler ki, Ya Resulallah, hâzâ li âli Muhammedin khâsâ, fe innem ehlün limâ khussu, bihi minel hayri Ebu Sa'id el sormuş radıyallahu anh. Bu bahsettiğin fazilet, bu bahsettiğin güzellik sadece Ali Muhammed'e mi aittir? Yoksa ki işte bunlar hani her türlü şeye layıktırlar. Fezail ve kemalat olabilir yani. Evlil müslimine ammeten yoksa genelde bütün mü müslümanlara mı aittir? Kim yaparsa ee, kurbanını keserse aynı mükafata erişir mi? قَالَ لِآلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ehli kızına ve ehli beytine bu mükafatı verdiği gibi genelde de bütün Müslümanlara verir diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu ve kurbanla ilgili şöyle bir şey ervidir. Tabarani Efsat'ında bu hadis-i şerifi zikretmiş. Ya yuhennas, ey insanlar, dahu kurbanlarınızı kesin. Vahtesibu, mükafatını yalnız ve yalnız Allah'tan bekleyiniz. Vahtesibu bidimaiha, o akıtılan kanlar var ya, onlar sizin Allah nezdinde mükafatlanmanıza sebep ve vesile olacaktır. Fe inneddeme ve in vaka'a fil ardı, akan kan her ne kadar yere düşmüşse de fe innehu yaqa'u fi hirzillah azza ve cel kesinlikle o Allahu Teala'nın korumasına vakı olur. Yani yere düşmeden önce Cenab-ı Hak onu kabul etmiştir ve onu Allah için kesilen bir kurbanın kanı olarak değerlendirmiştir buyuruyor. Kıymetli izleyenlerim, Hüseyin İbni Ali radıyallahu anhuma'dan yani ve vesselam Efendimiz'in torunundan şu nakledilmiştir. Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men bahha tayyibeten nefsuhu muhtesiben liulhiyyetihi kanet lehu hicaben minen nar Yani ben adh men daha nefsü gönül huzur içerisinde kim kurbanını keserse severek Rabbime şükürler olsun bu imkanı verdi. Bu vazifeyi verdi. Ben de yerine getiriyorum. Oh elhamdülillah. Gönül huzur içerisinde bir insan kurbanını gerçekleştirirse kânet lehu minen nâr. cehennem ateşinden perde olur. Bu ameli cehennem ate ateşine perde olur. Allah celle celaluhu cehennemden bu insanı korur diyor. Tabarani Kebir'inde bunu nakletmiş. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. "Ma unfiqatil veri fi şeyin ahabb ila min nahlin yunharu fi yemid." Bayram gününde kesilecek olan kurbana yapılan harcamadan daha değerli, daha faziletli bir harcama olamaz. Demek ki kurban günlerinde birine öbürüne sağda solda bir takım harcamalar yapmış olabiliriz. Ama kurban ile ilgili yapacağımız harcama efendim hiçbirisine benzemez fazilet bakımından. Çünkü o gün görevimiz odur. Kurban kesme işidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Men vecede saaten li en yudahiye felem yudahi Bir insan kurban kesme imkanına sahip oldu. Kurban kesecek kadar parası var. Fakat kesmedi tembelliğinden, cimriliğinden kesmedi. Fela yahdur musallana Böyle bir insan bizim namazgahımıza yaklaşmasın diyor aman allahım gerçekten bu nedir büyük bir tehdittir. Yani bir insan kurban kesme imkanına sahip olduğu halde kurbanı kesmiyor. Bizim namazgahımıza bizim namaz kıldığımız yere yaklaşmasın diyor. Elbette namaz mekanına yaklaşmasın ifadesinden anlaşılması gereken bu insan Allah'tan uzaklaşıyor demektir. Çok ciddi bir görevini aksatıyor demektir. Bizim musallamıza yani namazgahımıza ancak Allah Teala'nın rahmet defterinden silinmeyenler gelir gelmelidir. Bu insan ise bu vazifesini aksattığından dolayı e, bu listeye giremez. Men vecede sa'aten li en yudhhi fe lem yahdur <laughs> musallana. Kurban kesme imkanı var ama kurban kesmiyor. Bizim musallamıza yaklaşmasın diyor. Namaz Namazlığımıza yaklaşmasın. Buradan tehdit yönünü görmek lazımdır. Bir de aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz عَظِّمُوا لَحَٰيَكُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَعَيَكُمْ Kurbanlarınızı büyükçe seçin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbandan önce giderdi. İki tane yakışıklı siyah beyaz koç seçerdi. Hem duruşları çok güzeldi hem de iyi besiliydiler. Bir tanesini ümmeti için keserdi, bir tanesini de kendisi için keserdi. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra da Hz. Ali Efendimiz Kerem Hoca Efendimiz'in vasiyeti sebebiyle her sene iki tane kurban kesmiştir. Birisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için birisini de kendisi için. Bu hadis-i şerifi delil göstererek alimlerimiz diyorlar ki ölüler için kurban kesmek caizdir. Ölüler için kesilecek olan kurban eğer ölünün vasiyetiyle gerçekleşiyorsa zaten vasiyetin gereğidir. Para da bıraktıysa bu yapılacaktır. Ancak ölülerin vasiyet etmesi suretiyle kesilecek olan kur kurban etinden ölü sahipleri yiyemez. Vasiyet olursa. Vasiyet değil de ben babam için, anam için, dedem için, hocam için, mürşidim için, peygamberim için sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban kestim Allah için, Allah rızası için. Bu nafile olarak meydana gelir efendim. E, bunun etinden yenmekte sıkıntı yok, yenebilir. Adakların etinden yenmez. Bir de ölü için yapılan vasiyet yerine getirdiğinde o kurbandan da efendim sahibi yiyemez. Men <laughs> vecede sa'aten li en yudahiye yudahi musallana. Demek ki kurban kesmesi gereken kurbanını kesecek. Kurban kesecek olan kişi kurbanını keserken hangi kritere uyacak? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kriteri en güzeldir. En yakışıklı iki tanesini seçiyordu. En güzel iki tanesini seçiyordu. Bize de buyuruyor ki, Azimullah Yani hayvanlarınız imkan nispetinde gücünüz yetiyorsa büyük olsun. Fe inne ala sıratı Çünkü onlar sırat köprüsünde sizin binekleriniz olacak. Yani dünyada kestiğimiz kurban yara sırat köprüsünü geçmekte bize faydası olacaktır. Onun için ona göre kurbanlarınızı imkanlarınıza göre ayarlayın ve seçin buyuruyor. Bir sonraki hadis-i şeriflerinde Ali sallallahu ve efendimiz kurbanla ilgili bir kriteri bizlere öğretiyor. Ve buyuruyor ki men ba'a cilde ulhiyetihi fe la ul Kurban kesildi. Derisi var. Kurbanın derisini satabilir miyiz? Kurbanın derisini satıp kesim ücreti olarak kullanabilir miyiz? veya çayda çorbada kullanabilir miyiz? Hayır. Kurban derisi satıldığı zaman bir demirbaşa döndürülebilir. Kurban kesim ücretleri oradan alınmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki her kim kurban derisini satarsa onun kurbanı tam olmamıştır. Eksik kalmıştır. O zaman biz kurban derimizi satıp ondan bir menfaat elde etmeyeceğiz. Biz kurbanı derisiyle beraber Allah'a adadık. Yani Allah için kestik, feda ettik. Cenab-ı Hak ne kadar müsaade ederse o kadarını kullanabiliyoruz. Etinden müsaade ediyor. Etini kullanıyoruz. Derisini de kullanabiliriz. Ancak satmaya gelip de Allah için kestiğimiz kurbandan bir menfaat temin etmemiz doğru olmaz. Bu kerahet e, dediğimiz mekruh bir olaydır. Efendim, Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri kestiğimiz kurbanların derilerini yine kendi yolunda değerlendirmemizi istiyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kestiğimiz kurban ile bir mükafata erişmiş oluyoruz. Kurban derilerimizi de ne yapıyoruz? Sağlıklı ve bize artısı çok olacak bir yere veriyoruz. Medreseydi, Kur'an kursuydu. Bu tip yerlerde ne oluyor? Dine hizmete dönüşüyor, Kur'an'a hizmete dönüşüyor, Arapçaya hizmete dönüşüyor, Kur'an'a hizmete dönüşüyor elhamdülillah. Tercih sebebi olmalıdır elbette. Evet kıymetli dinleyenlerim, bir dersimizin, hadis-i şerif dersimizin de sonuna geldik. Kurban bayramında yapabileceğimiz en güzel ibadet kurban kesmektir. Ne mutlu kurban kesebilenlere. Kurban kesemeyen kardeşlerimiz yani mali durum müsait olup kurban kesemeyen kardeşlerimiz üzülmesinler. Allah kim bilir onlara hangi ibadetleri sebebiyle veya kurbanla kurban kesen insanların kesmesi karşılığında kendilerini kesememesi sebebiyle duydukları eziklik sebebiyle Cenab-ı Hak onlara neler verecek, neler verecek. Yüce Rabbim şimdiden kurbanlarımızı kabul eylesin. Haçlarımızı, tavaflarımızı, sahillerimizi kabul eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda helal mal ile usulüne uygun bir şekilde gitmeyi, o yüce makamlarda usulüne uygun vazifelerle hacı olmayı nasip ve müyesser eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdiden kurban-ı şerifimiz mübarek olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.